Sayın Kaymakamım. Sarı Bey, şu an net geliyor sesiniz. Şu an net geliyor. Hakkınızı evet. Helal edin. Çok teknik yok, sorun oldu. Tamam. Sayın Kaymakamım, bildiğiniz gibi Özalp ilçesinde kelebek hastası olan iki kardeşimiz var. Tabii sizin de dönem dönem yardımlarınızın olduğunu duyduk. Basınla paylaştık. Biz bugün onlarla ilgili bir yardım kampanyası başlattık. Sizden ve iki konuğumuzdan sonra yardımı almaya başlayacağız ama siz Özalp Kaymakamı olarak bir ailenin durumunu bizlere anlatabilir misiniz efendim? Tabii. Öncelikle tüm Tutku FM dinleyicilerine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun efendim. Özel Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili olarak 19 Aralık 2016 tarihi itibariyle özel kişisine atarak görevimize başladık. Evet efendim. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana mümkün mertebede vatandaşlarımız ve ilçemizin sorunları ile birebir ilgilenerek çözüm yoluna gittik. Mağdur olan ailelere gerek belediyemiz imkanları ile gerekse kaymakamlığımızın bütün imkanlarını seferber ederek zor durumda olan bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya ve devletin şefkat elini göstermeye çalıştık. Özellikle bu mağdur ailelerden biri olan Hamide Aydın isimli kardeşimizin iki evladı Davut ve Umut kardeşler maalesef ki kelebek hastası olup tedavisi bulunmamaktadır. Ailemizin maddi durumu iyi olmayıp kaymakamlığımız ve belediyemiz tarafından imkanlar dahilinde yapılabilecek bütün yardımları yapmaya çalıştık. Evet abi. 11 nüfusu olan bu ailemize ciddi derecede beyaz eşya ve mobilya yardımı yaptık. Yine kaymakamlığımız tarafından Hamide Aydın kardeşimize evde bakım aylığı ile 3 ayda bir olmak üzere engelli aylığı ödenmektedir. İlçe kaymakamı ve belediye başkan vekili olarak tüm hayırsever vatandaşlarımızı buradan seslenerek bu kardeşimizin ve çocuklarının daha güzel ve sağlıklı bir yaşam için gerekli duyarlılığı göstereceklerine inanıyorum. Siz Tutku FM ekibi olarak kelebek hastalığına yakalanan bu çocuklarımız için gösterdiğiniz hassasiyet ve bu yardım kampanyası için şahsım, ilçem adına şimdiden teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kaymakam. Sanki biraz duygusallaştınız gibi. Evet kesinlikle. Çünkü yani biz bu ailemizi öğrendiğimiz ilk andan itibaren yani tüm imkanlarımızı seferber ettik. Tüm imkanlarımızla bu ailenin yanındayız. Çeşitli kampanyalar düzenledik. İnşallah bu ailemizin yanında olmaya da devam edeceğiz. Sayın Kaymakam çok teşekkür ediyorum. Hakikaten duyarlılığınız ve şu an ben sesinizdeki kırıklığı anlıyorum. Duygusallığınızı anlıyorum, çok zor konuştuğunuzu anlıyorum. Emin olun birkaç defa ben bu yayını sunduğumda gözyaşlarıyla sunmuştum. Evet ben kesinlikle. De burada değerli duyarlı vatandaşlarımızın bu konuda kesinlikle bize çok iyi destek vereceklerini, bu ailenin ultra hijyenik bir ortamda yaşayabilecekleri bir ortamı oluşturacaklarına inanıyorum. Toparlarsak kesinlikle. Neler söyleyeceksiniz efendim? Sizi fazla tutmayayım ben. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Tabii burada özellikle hayırsever vatandaşlarımıza çok ciddi duyarlılık göstermelerini bekliyorum. Malum bu ailemizin şu an özel ilçemizde yaşıyor. Fakat imkanların daha iyi olduğu, sağlık imkanlarından daha iyi yararlanabileceği, Van ilimize yerleşmesiyle ilgili talepleri var. Yani buradan hayırsever vatandaşlarımıza istihamın bu aileye destek olmaları ve elinden gelen tüm gayretleri göstermelerdir. Sayın Kaymakamım, ben de sizin bu çağrınızla birlikte ve sizin bu duygusal ses tonunuz, öyle tahmin ediyorum, belki de gözyaşlarınız aktı. Bunun karşısında saygıyla eğiliyorum. Allah'a emanet olun, çok teşekkür ediyorum. Evet. Bir yerde halkımız buna cevap verecektir. Ben son olarak Tutku FM dinleyicilerine de tekrardan sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Bu aileye inşallah hep birlikte sahip çıkacağız. Ve her zaman yanlarında olacağız. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Sayın Kaymakamım. Sağ olun. İyi günler. Hoşçakalın.